kapının önünde bekliyor fırtınalı kara kışlar. 7 yaşında piyano çalmaya başladı. Çocuk yaşta sahnedeydi. Konservatuvarı bitirdi, ardından master yaptı. Yurt dışında da sahnedeydi. ...2012 yılında Felsefe albümüyle müzik dünyasına merhaba dedi. Felsefe, Sus şarkılarının sözünü ve müziğini kendisi yazdı. Birçok ünlü sanatçıya bestesini ve sözlerini verdi. En iyi çıkış yapan sanatçı ödülünü aldı. Sahibinden Çok Temiz Aşk isimli single'ıyla çok konuşuldu. Şarkının klibi milyonların üzerinde izlenerek rekorlar kırdı. Gökhan Akar müthiş performansı ve merak edilen yönleriyle stüdyomuzda. Radyolarda gerçekten çok yankı uyandıran albümleri ve güzel şarkılarıyla heyecanlı bir arkadaş geliyor. Gökhan Akar geliyor. Ben gittiği gün silinir kalpten. Çok nadirdir bunu becerebilen. Kalbe zor söylemesi, gelmiyor ki hiç gidesi. Var mı söyle hadi söyle aşktan ötesi. Giden gittiği gün silinir kalpten. Çok nadirdir bunu becerebilen. Kalbe zor söylemesi, gelmiyor ki hiç gidesi. Var mı söyle hadi söyle aşktan ötesi. Uzaktan göründü gibi kolay olmuyor. Gidelim yine öyle kolay kolay dolmuyor. Sevenin halinden sevmeyen anlamıyor. Kadehlerde dost değil bir teselli olmuyor. Kapının önünde bekliyor fırtınalı kara kışlar. Ömrümden ömür alıyor kahreden o bakışlar. Elimin ucunda çaresiz son hece ve kalışlar. Yüreğime söz de geçmiyor faydasız o kaçışlar. Kapının önünde bekliyor fırtınalı kalkışlar. Ömrümden ömür alıyor kahreden o bakışlar. Dilimin ucunda çaresiz son hece ve kalışlar. Yüreğime söz de geçmiyor faydasız o kaçışlar. Kalbe zor söylemesi, gelmiyor ki hiç gidesi. Var mı söyle hadi söyle aşktan ötesi. Uzaktan göründü gibi kolay olmuyor. Gidelim yine öyle kolay kolay dolmuyor. Sevenin halinden sevmeyen anlamıyor. Kadehlerde dost değil bir teselli olmuyor. Kapının önünde bekliyor fırtınalı kara kışlar. Ömrümden ömür alıyor kahreden o bakışlar. Dilimin ucunda çaresiz son hece ve kalışlar. Yüreğime söz de geçmiyor faydasız o kaçışlar. Kapının önünde bekliyor fırtınalı kara kışlar. Ömrümden ömür alıyor kahreden o bakışlar. Oh, 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 oh.
bakışlar, dilimin ucunda çaresiz son hece ve kalışlar, yüreğime söz de geçmiyor, faydasız o kaçışlar kapının önünde bekliyor, fırtınalı kara kışlar ömrümden ömür alıyor, kahreden o bakışlar, dilimin ucunda çaresiz son hece ve kalışlar, yüreğime söz de geçmiyor, faydasız o kaçışlar. Şimdi itiraf etmek istiyorum. Ben bu şarkıyı ezberi biliyorum ama şarkıyı biliyorum. Bak yüzünle şarkıyı yeni bağdaştırdın. Olabilir mi öyle bir şey? Teşekkür ederim. Gerçi oluyor. Gerçi kliplerin de çok güzel ama. Teşekkür ederim. Radyoculara bence çok teşekkür etmelisin. Kesinlikle öyle. Müthiş oluyor. Kesinlikle dinleyenler varsa, izleyenler varsa radyocu arkadaşlarıma da onlara kocaman teşekkür ediyorum. Çünkü gerçekten müziğin çok önemli bir kısmını kesinlikle temsil ediyorlar. Ben bir de radyodan duyulan şarkıyı klipten ezberlemektense radyo bana daha güven verir. Evet. Radyocuların seçtiği şarkılar daha doğrudur. Görüntü belki yanıltabilir değil mi? Öyle bir şey yani olabilir. Evet, insanın hayaline dokunduğu için klip de çok doğru elbette ki, çok önemli ama. Evet. Şimdi bu yolculukta İzmir doğumlusun. Evet. 7 yaşında piyano çalarak başlamak ne demek? Yani orada profesyonel olarak mı yoksa ailen sağ olsunlar seni piyanoya mı başlatmış? Tabii babam müzisyendi. Harika. Babamın orkestrası vardı. Tabii evde sürekli bir sürü müzik aleti vardı. Müzisyen abiler falan onların arasındaydım hep sürekli. Sonra bir gün piyanoya el attım. Hatta ben bir ekstra bir işe gitmiştim beraber. Orada kaç yaşında ekstra işe gittin? Bayağı 6-7 yaşında falandım herhalde. Hatta ilk sevdiğim şarkı, söylediğim şarkı şeydi. Oy oy Eminem falan. Öyle parmağın mi? Değişikler. Sonra buraya kadar gelen bir yolculuk. Sonrasında işte her şerde bir hayır vardır. Kıyavici gelmedi. Sonra ben orada hadi boş kalmasın diye oturdum. İşte babam birkaç akor gösterdi. Basıyorum böyle. İşte re minör, sürekli re minör, re minör, re minör. Ondan sonra oradan sonra hadi piyano çalmaya başladım. Ama işte o re minöre kulakta sahip olunca, baba da müzisyen olunca de gelince. Kesinlikle öyle oldu. Yapışıyor birbirine. Peki single'ın hikayesini dinleyeceğiz. Diğer şarkıları diyelim ama bir şarkı daha dinleyelim öyle. Dinleyelim. Haydi bakalım. Hadi bakalım. Bu aralar bozuk aralar, sancılı ve derin yaralar, böyle geldi böyle gider, gönül kaçanı kovalar. Bu aralar bozuk aralar, arada bir
Gel. Ay. Dedim ki sen kimsin dedim, açtın mikrofonu. Sen kimsin dedim, ne dedin bana, verdiğin cevabı ver. Gökhan Akar fan kulübünün en küçük üyesiyim. Ay. Gökhan Akar fan kulübünün en küçük üyesi, senin adın ne? Gizem. Gizem okulu yok mu ya? Var ama ben gitmedim bugün. Ay hiç duymasınlar. Duymadık bunu, saklan. Var da sabahçı. Hayır, olay benim üzerime patlayacak sonra. Patladı zaten, kurtarmaya çalışıyorum seni. Peki bir şey söyleyeceğim. Giden gittiği gün silinir kalpten en... Çok nadirdir bunu becerebilen. Çok nadirdir bunu becerebilen. Ya bu söz sana ne hissettiriyor yani? Bana ne hissettiriyor? Evet. Bana aşktan öte bir sevgiyi hissettiriyor. Ay aşktan öte sevgi. Bir şey değilmiş canım. 20 falan. Ya, bir şey söyleyeyim mi sana? Yeni bir yolculuk senin çıktığın, evet, bir yol. Evet. Albüm içinde de yazmışsın. Bu bir seçim demişsin. Kesinlikle öyle bir seçim. Çok da cesur olması gereken bir seçim, evet, değil evet mi? Siz çok daha iyi biliyorsunuz. Aynen. Çok rakiplerin var, meslektaşların, evet, çok renkli ve çok başarılılar. Kesinlikle bence öyle, aynen. Bence müziğinde işiniz çok zor. Evet, evet. Hepinizin. Çok zor. Kesinlikle. Çünkü çok başarılı isimler var, evet, gerçekten. Ama Gizem'in gönlünü alabildiği için seni tebrik ediyorum. Estağfurullah, teşekkür ederim. En önemlisi. Gerçekten. Ben de ona teşekkür ediyorum tabii. Peki sen tanıyor musun onu? Tanıyorum tabii. Gökhan Akar fan kulübümüz var. Tabii ben Gizem'i öğrendim. Haberleşir misin onlarla? Şimdi bizim bir sohbet ortamımız var. Güzel. O sohbet ortamında ben çok, bu ara özellikle hiç katılamıyorum ama işte bizim klibimiz çekilecek pazartesi günü falan. Olmaz, yeni şarkımızın. Olmaz, katılacaksın. Ama katılıyorum. Elimden geldiğince mutlaka orada olmaya çalışıyorum. Böyle biz şu an kaç kişiyiz Gizem? 40 kişi, 40 kişi falanız. Aha, biz onu bugün 40 bin yaparız. Tamam, o zaman. Peki Gizem, en çok hangi şarkısını seviyorsun? Vallahi hepsini çok seviyorum. Ha, Gökhan Akar olsun yeter değil evet mi? Anladım. Anlıyorum. Ay sen ne güzelsin. Peki, bir telefon var, alıyoruz. Sonra Gökhan Akar canlı canlı söyleyecek bize burada. İstanbul'dan Zahide Hanım. Hoş geldiniz Zahide Hanım. İyi günler Gülben Hanım. İyi günler diliyorum efendim. Evet. Buyurun. Çok şık görünüyorsunuz. Öyle mi? Teşekkür ederim. Siyahlar çok yakışmış. Çok teşekkür ederim. Özeniyorum siz beğenin. Ekranda güzel dursun her şey diye. Sağ olun. Siz özenmeseniz de güzelsiniz. Ayrıca konuğunuz da çok tatlı. Çok şeker. Ay teşekkür tatlı ederim. Tatlı şeker. Bak oo, bak bayıldı bayıldı. Oo, hadi bakalım puanları da alın. Peki en çok hangi şarkısını seviyorsunuz? Ben yeni dinlemeye başladım. Bir evlilik programına konuk olarak katılmıştı. Güzel. Kendisi hatırlar bir... Evlilik programına ne olarak katılmıştı dedi. Evlilik pardon. Programına ne olarak katılmıştı gerçekten? Aday olarak falan. Ay yok, bir konu şey fanı için katılmıştı. Biliyorum biliyorum. Bir hayranımız vardı. O programda adaydı. Biliyorsun aynı yapım Esra Erol'un programında. Evet. O bizim hani hayranımızdı ve sormuşlar kendisine kimi çok seviyorsun? Hani nikah sürpriz yapmak. Gittin. Yok, nikah şahitliği değil, şöyle bir şey yaptık. İşte ben dediler ki böyle böyle hani çok fazla seni çok seviyor, çok dinliyor falan. Orada da aday. Ondan sonra İranlı da bir kız ondan sonra. Dediler ki böyle bir şey, paravanın arkasında sen aday olarak gel falan ama çok komikti. Görmen ne lazım. Ne güzel, ne güzel. Ondan sonra bayağı güzel bir sürpriz oldu. Sen mutlu musun? Başka arkadaşın var mı burada? Yok. Kimle geldin? Annemle ve dedemle. Tamam. İyi yapmışsın. Peki Zahide Hanım, sorunuz var mı ya da bir isteğiniz Gökhan'dan? Bir sürü sanatçıya beste vermiş. Bunlardan hiç keşke dediği olmuş mu? Yani vermeseydim keşke, ben okusaydım dediği olmuş mu? Ama bir şey söyleyeyim mi? Hemen ne cevap vereceğini bilmiyorum ama onun adı cimrilik. Besteyi verdinse öyle bir şey hissetmemen tabii, lazım. Tabii. Bakayım pişmanlık, öyle bir şey hissettin mi hiç? Yok, ben hayatımda yaşadığım hiçbir şeyden pişmanlık duymadım. Her şey mutlaka sebebi var. Hani kötü bir şeyse de tecrübe bırakır insanda. Hı. Öyle düşündüm hep. Keşke bu şarkıyı vermeseydim diyeceksen verme zaten. Yok aslında ama hani benim olan bir şarkının iznim olmadan gizlice onaylatılıp bir albüme koyulması durumu var. Aa, bu çok kötü bir şey. Evet, o albüm şarkımı bayağı hani çalınma durumu vardı. Söylemek istemiyorum, duymadım. Çok çirkin Anladım. Bir kelime. Ama hiç öyle bir şey düşünmüyorum çünkü hani çok şükür hani bu kabiliyet var, yazabiliyorum. Maşallah. Hatta gece yarısı size yaptığım şarkı var. Meraktayım yani, doğrusu. Abi çok güzel şarkı ya. Ay, çok merak ediyorum, dinleyeceğiz. Gece yarısı 3'te kalkmış. Tabii
bana şarkı yaparken heyecanlanmış. Tabii kalktım derken hani uyuyamadım. Şimdi bu ara böyle klip telaşları falan var ya. Ben klip falan böyle çekileceği zaman, yeni şarkı çıkacağı zaman uyuyamıyorum mesela geceleri. Ondan sonra prodüksiyonu da kendim yaptığım için, kendi yapım şirketimi kurdum harika. Şimdi. Kendim yaptığım için uyuyamıyorum, uykum kaçıyor. Sürekli şu kıyafet böyleydi, şu şarkının şurası burası derken. Gece 3'tü falan kalktım ondan sonra. Hatta annem babam da İzmir'den geldiler, yanımda kalıyorlar. Annem salonda yatıyor, piyano var, çıktım. Ne oluyor ya falan böyle piyano çalıyorum. Gece kaydettim orada ama hani gerçekten 2 dakikanın içerisinde çıkan bir şarkı oldu ama çok güzel şarkı oldu. Tamam bilmiyorum tamam merak yani. Ediyorum maşallah, dinleyeceğim. Sen şimdi bize bir canlı canlı bir şeyler oku hadi bakalım. Hadi söyleyelim. Bir de öyle görelim. Durursun değil mi burada? Sus, ne olur sus. Eller duyar diye ödüm kopuyor. Sus, yalvarırım sus. Aşkımıza kem bakan gözler diyor. Her gece dualarım seni getiren Allah'ıma. Bitmesin yalvarırım, dayanamam yalnızlığıma. Nazarlardan korusun Allah seni, yalanlardan uzak tutsun sevgimi, yaşatmasın yar bana sensizliği, ölüm gibi sensizliğin sessizliği. Nazarlardan korusun Allah seni, yalanlardan uzak tutsun sevgimi, yaşatmasın yar bana sensizliği. Ölüm gibi sensizsin sessizsin nazarlardan. Hemen bağlıyoruz. Kısacık sanat müziği ve halk müziği yapalım. Beraber söyler miyiz? Öyle dudak büküp hor gözle bak, bırak küçük ağlar yerinde mi dursun. Çoktan unuturdum ben seni çoktan. Ah bu şarkıların gözü kör olsun. Güzel sen güzelsin, yok mu benzeri. Boncadır ilk hali bütün güllerin. Aklımda kalmazdı yüzün elleri. Ah bu şarkıların gözü kör olsun. Ah bu şarkıların gözü kör olsun. Cahilim dünyanın rengine kandım, hayale aldandım, boşuna yandım. Senin ilerlebet benimsin sandım, ölürüm sevdiğim zehirim sensin. Evelim sen oldun, ahirim sensin. Hep sen mi ağladın, hep sen mi yandın, ben de gülemedim.
yalan dünyada. Hep sen mi ağladın, hep sen mi yandın, ben de gülemedim yalan dünyada. Boşuna ağladım, boşuna yandım, ömrümü boş yere çalan dünyada. Boşuna ağladım, boşuna yandım, ömrümü boş yere yalan dünya. Hazır mıyız beraber? 3, 4. Yalan dünyada, yalan dünyada. Tempo. Yalandan yüzüme gülen dünya. Daha kuvvetli tempolar. Ah yalan dünyada, yalan dünyada. Yalandan yüzüme gülen dünyada. Ah yalan dünyada. Beraber söyleyin. Yalan dünyada, yalandan yüzüme gülen dünyada. Güzel kız, seni tanıdığımıza çok mutlu olduk. Koş son dersi yetiş, kimseler duymasın, tamam mı? Gökhan'cığım çok teşekkür ederiz bizimle olduğun için, şarkılarını söylediğin için. Şarkımı merakla bekliyorum. Yolun süper, açık olsun. Çok teşekkür ederim. Haberleşeceğiz, dinleyeceğim ben şarkımı. Ben de sizi yakından tanımak, ilk defa karşılaştık tabii. Sizi yakından tanımak çok keyifli. Çok teşekkür hep ederim. Hep ekranlardan izliyoruz ama tabii ben de bu basamakları yavaş yavaş çıkan biri olarak. Yolun açık olsun. Yanımda olan herkese çok teşekkür ediyorum. Ve fanlara, Gökhan Akar Fan Kulübü ve dinleyen, işte gönül veren herkese sonsuz teşekkürler. Hoşçakalın. Tebrikler ediyoruz.